Siz daha önce neredeydiniz Eylül Hanım? Yurt dışındaydım demiştiniz. Evet. Pek çok ülkede çalıştım aslında. Ama daha çok Avrupa ülkeleri. Bir süre de Asya tarafında dolaştım. Malum finans merkezleri uzak doğuya kaydı. Ama en son Londra'daydım. Zor oluyor mu İstanbul'a alışmak? Yok. İstanbul benim evim. Er ya da geç dönecektim zaten. Bu mevsimde Londra'da olmak istemezdim. İstanbul'da hava hala sıcak. Evet, İstanbul'da hava güzel. Ama Antalya'da daha sıcaktır şimdi. Siz işlerinizi halledebildiniz mi Merve Hanım? Arkadaşlarım sayesinde hepsini hallettim. Yani çok şükür. Onlar olmasaydı hiçbirini beceremezdim. Yani bu zor dönemde her şeyi atlatmama yardımcı oldular. Ne güzel. Benim bütün arkadaşlarım dünyanın dört bir tarafına dağılmış durumda. İhtiyacım olsa en yakınımdakinin gelmesi en az 4 saat sürer. O da uçak kalkarsa artık. Hava muhalefeti yüzünden yani yağmur, kar, boran olabiliyor bunlar arkadaşlar. Bir şeye ihtiyacınız olursa biz varız. Şık diye hallederiz. Teşekkür ederim. Eğer benim de size yardımcı olabileceğim bir şey olursa lütfen gelmekten çekinmeyin. Ya ne güzel oldu böyle değil mi? Bir dahaki yemeği benim kafede mi yesek? Leyla ve Firuze Hanım inanılmaz güzel yemek yapıyorlar. Vegan menüsünü kıvıracaklarına da eminim. Kafeniz mi var? Ne güzel. Teşekkürler. Güzeldi, güzeldi. Bu arada gömleğinize bayıldım Ferit Bey. Aa, gerçekten mi? Evet. Gel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama sen onu yine de şirkette yeme, olur mu? Ya da ye. Artık patronun değilim. Hı, değilsin. O zaman ben böyle rahat rahat istediğim soruyu sorabilir miyim? Sor bakalım. Attın mı sıkıntılarını denize? Atmadım. Denize de yazık değil mi? Oo, o kadar mı fena? Yok, ben sorunlarımı başımdan atmam. Çözerim. Çözdün mü peki? Bu akşam evde biraz konuşalım mı? Burada da konuşabiliriz. İşte de çözmem gerekenler var maalesef. Elimde bir tane bile müşteri yok. Ayrıca Yıldırım Bey'in bitmeyen işleri için istediği tazminatı var. Hukuki süreç bitip de ödeme kararı çıkarsa... Aman, batarsın en fazla. Aman, değil mi ya? Ne olacak ki? Şirket batar, hisselerim yanar. İşsiz, parasız kalırım en fazla. Hiç dert etmeyeyim ben o zaman. Etme. Ben sana bakarım. Oo, evimin erkeği olayım yani. Ol bence de. Sen o eve çok yakışıyorsun. Sen daha çok yakışıyorsun. Gel. Özür dilerim, bölüyor muyum? Yok, buyurun lütfen. Ben de tam çıkıyordum. Demir Bey, geçen gün alamadığınız müşteriyle tekrar bağlantıya geçtim. Bugün sizinle tekrar görüşmeyi kabul ettiler. Başka bir toplantınız yoksa çıkalım mı? Teşekkür ederim Eylül Hanım. Tabii, görüşelim. Kolay gelsin size. Tebrikler. Yapı bölümünün ilk müşterisini aldın.
Görüşmeyi sen ayarladın. Senin başarın. Yapma. Adamları ilk dakikadan itibaren avucunun içine aldın. Seni böyle görmeyi özlemişim. Neden geçen sefer olumsuz dönüş yaptılar hiç anlamadım. Artık bir önemi yok. Demir, hemen ofise dönmek zorunda değilsin. Zorunda değilim. Ama yine de ofise dönüyoruz. Beni dinlemeyecek misin? Demir, lütfen. Ya bağır, çağır ama böyle susma. Demir. Daha ne kadar beni görmezden geleceksin Demir? Seni görmezden geldiğim falan yok. Dün çay dedin, çorba dedin, gittik içtik. Daha hala ne istiyorsun benden Eylül? Özür dilemek istiyorum. Bağırıp çağırmanı istiyorum. Sormanı istiyorum Demir. Sormayacağım. Hiçbir şey sormayacağım. Umurumda değil artık. Senden açıklama da istemiyorum. O yüzden mi bugün ofiste sinir krizleri geçirdin? Apar topar çıkıp gittin. Seni senden daha iyi tanıyorum ben. Madem tanıyordun, öyle çekip gittiğinde 5 kelimelik bir notla Eylül. Bunun beni ne hale getireceğini biliyordun değil mi? Bunu yapabildiğine göre umrunda değilmiş. O zaman umrunda değilse niye şimdi geldin Eylül? Çünkü yapamadım. Kalamadım. Bir sürü iş teklifi alıyordum ve sen hiçbirine gitmeme izin vermeyecektin. Bütün kariyerim dağılacaktı. Çok mu zordu bunu benimle konuşmak? Evet, çok zordu. Hatta imkansızdı neredeyse. Dünyanın en tatlı adamıyken en kaygılı adamına dönüştün. Gideceğim diye o kadar korktun ki bana nefes alacak alan bırakmadın. Neredesin Eylül? Niye haber vermedin Eylül? Ne zaman döneceksin Eylül? Bu adama bir şeyler anlatmak imkansızdı. Güzel. Güzel çekip gittin işte. Kurtardın kariyerini, bitti. Üzerine düşen de yok. Neden geri döndün Eylül? Çünkü her şey yarım kaldı. Kalmadı. Hiçbir şey yarım kalmadı. Sen yarım bırakıp gittin, ben bitirdim. Demir. O anılar öylece duruyor ama. Sen silebiliyor musun aklından? Anılar falan değil. İkimizden geriye bir tek ne kaldı biliyor musun? Öfke. Sadece öfke. Ben seni hala seviyorum Demir. Sana aşığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.